Dertap hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ben Enes Malik Bayraktar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, bu evet. sefer de güzel bir filmle sizinle beraberiz. Zaten sizin için güzel filmleri seçiyoruz genellikle. Arada nadir böyle yani petrikten filmler seçmece oluyor. seçmece yapıyoruz. Tabi her hafta bir sürü film geliyor. Ama biz olabildiğince içerisinden noktasal olarak seçip yorumlamaya çalışıyoruz diyelim. Evet. Şimdi Türkiye'de galiba pek izlenilmeyen bir filmden bahsedeceğiz çünkü ses getirmedi İnsanlar da pek bakmadılar konuşmadılar yorum çok azdı evet. evet yorum yapan çok azdı ee, şeker Henry'nin hikayesi. İnanılmaz, inanılmaz hikayesi tuhaf hikayesi inanılmaz Tua, tuhaf öyküsü inanılmaz öyküsü neyse yani o kelimeyi tercih olarak değiştirebiliriz çünkü hem aslında inanılmaz hem de neyse burada görmedim ama hem inanılmaz <laughs> hem de tuhaf evet. o yüzden bir başlayalım diyelim ve başlayalım hadi bakalım. Şeker Henin'in inanılmaz öyküsü. Evet, ilk yani olarak ben, isimli ben sana sormak istiyorum. Yani filmi izledin. Hı hı. Ben filmi izlerken bu arada fark ettim. 40 dakika yaklaşık bir filmmiş. 39 dakikalık bir film. Hani ben daha uzun bir şeymiş gibi. Çünkü fragmanı izleyince öyle ben hissettim. Ben aslında daha kısa sanıyordum. Öyle mi? Kısa film çünkü diye söylediler ilk başta. Hı hı. Ben de çok yani 5 dakika, 10 dakikalık bir şeydir dedim ama yine 30 dak 39 dakika iyi yani. İyi yani tabii ama ben daha uzunmuş. Ahmet Ulçay 39 dakikalık, ya yani 39 dakika demiyor da hani diye rakamı hatırlamıyorum ama 70 dakikalık da kısa film olur diye bir şey Yok. sözü var meşhur. Doğru. Ee, o yüzden. Evet. Evet sen ne, ne düşünüyorsun yani film sence nasıl? Zaten Benedict Cumberbatch. 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 Artık öyle okunabilir. Yani benim, belki de benim okudum yanlıştır. bilmiyorum evet, da. Benedict by Mister Benedict. Yok Mr. Cambridge. Evet. Mr. Camberbatch'in zaten oyunculuğunun oluşuyla film artı bir izlenme puanı kazanıyor zaten. Kesinlikle benim açımdan en azından öyle. Hı hı. E, Benedict Camberbatch bence şu anda yaşayan en iyi oyuncu olabilir. Gerçekten. Çünkü en iyi Çünkü seslendirmesinden tut yani seslendirme yeteneğinden tut. Oyunculuğun birçok farklı anında farklı karakterlerle. Bunun, bunun bir örneği de Johnny Depp'tir. Ama hı hı. Johnny Depp biraz daha serkeş. Bu biraz daha... Oturaklı, disiplinli. disiplinli bir şekilde yapıyor bu işi. O yüzden e, bence Campbell Beach'in olması çok önemli. E, Wes Anderson'ın da onu seçmiş olması bence çok güzel. E, onu Onun böyle... kabul etmesi de ayrı bir olay. Ya o kabul eder ya. Yani, eder mi? Neticede Wes Anderson da kötü bir astroist ile Kanda biliyorsun evet, yarıştı ve ses getirdi o filmle. Film henüz yayınlanmadı. Vizyona falan girmedi ama e, hani değişik bir film olduğu. Önceki filmlerine zaten onlar da e, değişik olduğu için değişik bir yönetmen. Tabii yani Mr. Cambridge yanında e, Sir Kingsley var. Ben evet, Kingsley. Ben Kingsley var. O da e, aslında bakarsan da çok yani Kallavi çok iyi oyunculardan, iyi oyunculardan biridir. Bir. Hatta o e, neydi bir tane kısa film vardı izlemiştik ta yıllar önce. Evet. Bin e, bir İcat mıydı? Binbir İcat kısa ismiydi galiba. Uzun bir ismi de vardı. Binbir İcat bu arada o kısa filmi önerelim. Yazan yani YouTube'a yazınca çıkar muhakkak. Orada çok değişik konular, felsefi hı hı. E, genişliği olan bir yani e, Avrupa'nın, batının gözünde İslam mutasavvıflarının, İslam bilim insanlarının aslında ne kadar değerli olduğunu gösteren bir e, film, kısa Ama film. Ama tabii ki Avrupa e, düşüncesi olduğu için tabii aralarında e, içinde şeyler var. E, eğlenceler de var. Şimdi evet, Ben Kingsley orada başrolde oynuyordu o kısa hı hı. filmde. Burada Dev Patel var. Ee, Harry Potter'daki, Harry Potter'dan tanıdığımız, gerçi çok tanıyamadığımız yani yüzü olarak oynamıyor da Voldemort olarak oynuyor, çok evet. pek benzemiyor ama. Ralph Fiennes var. Meşhur ee, meşhur zaten o da birçok filmi. Ama benim için tabii ki Benedict Cumberbatch en önemlisi. Ya. Bu Phineas'ın yani çok... ben biraz bakarken 60 yaşında olduğunu gördüm, şaşırdım biraz aslında. Çok genç gösteriyor ama zayıf insanlarda öyle Daha oluyor genellikle gösteriyor. değil mi? İngiliz body yani, body in English body olunca <laughs> evet. biraz genç görünüyor. Evet İngilizlerde, Japonlarda da öyle. Japonlarda <laughs> Minyon tipli olduğu Mignon için tipli olduğu için biraz kabul edilebilir. Evet şimdi bu e, Şeker emlinin, yani Ro Roald Dahl'ın, hiç de bahsetmedik yazarından. Evet, Roald Dahl'ın e, kitabından uyarlama. Roald Dahl'da zaten çoğu insan bilir aslında da. Bu aslında bilmiyor film, biliyor musun? Evet, ismini bilmiyor da filmleri söyleyince biliyorlar. Yani ha, Charlie Chicago Chico yani. Fabrikası'nın Roald Dahl'ın hikayesi olduğunu bilmez çoğu evet, insan. Evet Charlie mesela şey de öyle. Esaretin Bedeli diyorsun. Aa çok iyi film biliyorum onu. Yeşil Yol diyor. Sun evet çok Hı -hı. iyi biliyorum. E, kim yazdı bunları? Bilmiyor. Bilmiyor. Aslında Haberi Steve, yok. Stephen King de ünlü biri. Yani Tabii yine canım. Roald Dahl'dan daha ünlü yani. Tabii ki. Daha çok bilinir en azından. Ee, ama öyle yani ben, insanlar genel biraz araştırma yaparken araştırma yapmıyorlar evet doğru bir şimdi bakarken böyle rölde aldın e, hani bir kitabıymış gibi ben düşünmüştüm hı hı. şekerinin inanılmaz öyküsünü meğersem bu şey değilmiş yani kitap Öykülerim. değilmiş öykülerin evet. içinde ufak bir öyküymüş evet. ona da baktım mesela Türkçe e, çevirisine 74 sayfalık bir hikaye. Tabi bayağı uzun diğer aslında hikayelere kitabın, göre. Aslında kitabın kendisi 240 sayfa. Hı hı. Bu arada can yayınlarından çıkıyor fakat baskısı yok. Ben Twitter'da e, şey yaptım, can yayınlarını etiketleyerek bir haber ulaştırmaya çalıştım Niye? kendilerine. Niye böyle bir şey yapmışsa anlamadım ya. Böyle bir şey çıkacağının direkt aslında e, bunun baskısını yetiştirip çıkartmaları onlar gerekiyor. Onlar da belki de şey düşündüler. E, yani tutmaz bu. Gibi e, mi düşündü? Çok insanlar belki izlemez. olmadı yani Charlie'nin çikolata fabrikası gibi bir şey olmadı açıkçası. Bir de bilmiyorum şimdi çocuk kitabı ya son zamanlarda pandemi sonrasında özellikle çocuk kitapları ne derece okunuyor? Yani ebeveynler çocukları için ne derece çocuk eserleri edebiyatından eserler alıp kitap alıp okutuyor? O da biraz bence tartışılır. Ya film olarak izlenebilir. Film olarak ben, aslında izlenebilir. Aslında pek de çocuk filmi de değil. değil. Onu da söylemek lazım. Çocuklar için bir film değil, değil. yani. Komedi ve uyarlama türünde ama çocuk için pek Nasıl diyeyim? ortaokul 7 8. sınıftan sonra falan iz yani okuyanlar için. Yani şöyle her uygun. yaş için izlenilebilirliği var ama bence 18 yaş altındaki insanlar izlemesin. Çünkü otur oturmaz yani. Yani eğlencelik olur. Veya... Bir, bir anlamı yok ki yani Aslında... 16 yaşındaki çocuk niye izlesin ki onu? Bir şey de yok. yok. Yani alacağı bir şey yok en azından. Onu izleyecekken bir beçin yani şeyini izlesin. onu izlesin. Sherlock, daha tat ve haz verir diye düşünüyorum. Çok e, şey yok tabii bir uyarlama olduğu için bizim tabii ki ilk ev e, ilk öncelikli olarak dikkatimizi çekiyor. Evet, uyarlama e, olması bu bizim bir için kıymetli. Hı -hı. E, bu arada e, şey de söyleyelim. E, yani Netflix'te yayınlanıyor olması da bence önemli. Tabii ki. E, böyle fi, zaten vizyona girecek bir film değil yani da, uzunluğu açısından. Hı -hı. Netflix için aslında böyle yapımlar daha mantıklı. 39, 45, yani bir saati geçmese aslında daha iyi gibi olur. Bir tane şey vardı hatırlıyorsan, bir arayüz veya bir program veya bir site gibi bir şey var diyordun sen, mini dizileri, mini filmleri daha doğrusu, kısa filmleri. Kısa filmleri ama ismini unuttum şimdi onun, öyle bir bir ara bir şeyler yaptılar, belki hala devam ediyordur devam da ediyordur. bir ara çok reklamını yaptılar Hı -hı. ama kısa film yayınlayan yani Netflix gibi kısa film yayınlanır mı? Youtube'da e, çok iyi kısa film yayınlayan kanallar var. Onlar tabi izinli yani ve büyük kanallar. Çok iyi filmler, yani aslında. Iyi filmler hani var aslında. Öyle bir uygulamaya da gerek var mı? Evet şimdi ben şurada bir genel Roald Dahl'dan bahsedeyim. Biraz ele bir noktasını da demuralım. vuralım. Roald Dahl 1916 yılında İngiltere'de Galler'de Norveç bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Eğitimini İngiltere tamamladıktan sonra Afrika'da Shell firması için çalışmaya başlıyor. İkinci Dünya Savaşı ee, sonrasında RAF savaş uçaklarında pilotluk yaparken başından aldığı ağır bir darbe sonucu ordudan ayrılıyor ve yazmaya başlıyor. Çok aslında tuhaf Zaten kitapta hikaye. da biraz bundan kendisi hı hı. bahsediyor yani Roald Dahl'da e, kitap, filmde var pardon hı hı. kitapta da var tabi de filmde de var filmde kendisi hikayeyi anlatmaya başlıyor. Sonra Şeker işte o anlatıyor. Sonra Şeker anlatmaya başlıyor kitabın içinden. Güzel kurgu içinde yani hikaye içinde hikaye, hikaye içinde şeklinde hikaye. gelişen güzel e, ve bence oyunculuklar da gayet güzel. gayet iyi. Makul, oturaklı. Yani o şeye göre şimdi değişik çünkü stüdyo kalkıyor. Sürekli yer değiştiriyor o oyunculuk içerisinde. Zaten ne yapabilirsin ki yani savaş sahnesi falan yok böyle Ya hani. yok tabii. Leonardo DiCaprio'nun Diriliş'teki performansı gibi bir şey beklenemezsin Tabii. çünkü ortam zaten ona müsait değil. O ortama göre bence iyi iyi oynuyorlar. Aynen öyle. Gayet zaten başlıyor, Bene, gelişiyor, ve Beş, bitiyor e, şey adam ya. Yani böyle oynayacağı şeyi oynuyor, bitiriyor. Fazla şeyi gerek yok yani. Ekstrası yok. Ekstrası yok. Gerek yok yani o şey yapmaya. <laughs> evet 1990 yılında 74 yaşındayken e, ölüyor Roald Dahl. Dahl, Dahl. Evet, olur söyleniyor. Dahl, dahl yani. Eee Tabii şöyle bir durum var. Charlie'nin çikolata fabrikasıyla ilk bu dünyaya gözlerimizi açıyoruz. E, Wonka geliyor. Şimdi e, Wonka gelecek. Eee Timothy Kalamant mıydı? Şaleme. Şaleme. evet. Onu onun başrolünde oynadığı. Evet. O da ayrıca Dun'da oynuyordu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Dun Doom Dun'un baş baş rol oyuncusu. E, Wonka geliyor ama Wonka tabii kitapla alakalı değil. Ee, onun hakkında da belki bir şeyler yaparız ama yine bir bağlantı olduğundan dolayı ee, Tabii ki yani karakterlerle şeyle o da farklı bir perspektif izleyiciye sunacağını düşünüyorum evet. Ben e, filmi beğendim filme de e, açıkçası yani 7 yedi, yedi buçuk veriyorum beğendim yani 7, 7, ben buçuk de bandında. 8 veriyorum. İyi, iyi verdim baba. çünkü bu filme bu film için değerlendirme yapıyorum yani. O güzel ama yani genel perspektif olarak de yani. Standart farklı, bir filmle farklı, kefeye koymuyorum. Farklı bir e, havası tabii var. Ki, tabii Kesinlikle ki. ve o farklı havayı oturtmuş. Yani havada kalmamış. Zaten yani. şöyle bir şey yani oyuncuların çok iddialı oluşuyla bu Hı -hı. filmin neden izlemeyeyim ki insan diyesi geliyor. Evet. Ki izleyen Doğal bir insanda bakıyor ki Gayet güzel bir şekilde az önce söylediğim gibi giriş, gelişme sonuç uğraşırmış. bir şekilde oluyor. Selim düğüm çözüm muhabbetine her şey oldu bitiyor. Güzel, güzel gayet güzel. Kesinlikle. Yani açığı yok, e, girişliği yok, kapalılığı yok. E, Charlie'nin çikolata fabrikası e, boyutunda değil. Değil. Tabii o şeyinde değil ama yarışır. Yani onunla hani o yüzden değilse onu beğenenler bunu da beğenirler Bak, öyle ben diyeyim. Ben şöyle bir betimleme yapmak istiyorum. Hani e, izleyenler zaten göreceklerdir. Benedict Cumberbatch yani Henry, Şeker Henry hı hı. bir kitap buluyor ve kitabın içindeki hikaye anlatmaya başlıyor kendisini evet. değil mi? Evet. Bu Ondan yola çıkarak kendi hayatına ha, şey yapıyor, farklılıklar kazandırmaya alıp çalışıyor. Alıp naklediyor kendi hayatına. Bence bu film e, işte oradaki o kitabın içindeki gizli kalmış bir hikaye gibi. Güzel. Evet. Kısalığı ve Kısalığı, şeyli. sadeliği yani belki alıp sizi bir yere götürmez ama ihya etmez ama öldürmez de ama çok tatlı bir size bir artı kazandı. Güzeldi adandırır. bence o içindeki hikayede güzeldi yani. Güzel. Ya yani Şeker Helen'in sonradan yaşadığı, çabaladığı ayrı şey de güzel bence. Çok güzel. Yani ben 8 puan veriyorum gerçekten bütün e, hatlarıyla bakıldığında e, güzel film. Evet, izlenebilir. E, diyelim. Evet. Kendinize iyi bakın. Efendim kanalımıza abone olabilirsiniz. E, bizleri takip ederek ve takip ettirerek Destek olabilirsiniz. Abone Çok olun, seviniriz. yorum yapın, beğenin, ee, evet. gelin, sık sık gelin, çıkın çıkın gelin, gelin yani. Biz hep buradayız, sizi bekliyor olacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.